Selamünaleyküm arkadaşlar. Öyle bir pazar sabahına başladık. Uzaylarımız keyifli. Kulübenin etrafında oyun oynar gibi turluyorlar. Beni görünce durdu. Fıstıklar. Hüseyin'i hatırlarsanız Hüseyin ölüm döşeğindeydi bir ara. Şu an bayağı keyifli. Buraya aldık dün. Aytekin de dün akşam bayağı kötüydü. Bugün maşallah keyif yerinde. Keyiflere Gözde. Ne yapıyorsun kızım? Sabah ilk iş olarak uzaylarımızı tek tek kontrol ediyoruz. Maşallah. Bayağı güzel. Bayağı bir rüzgar var. Ama böyle insanı baymayan bir rüzgar. Hello. Burada da bir tane yeni doğanımız var. Günaydın. Böyle önce bir sabah turu yapacağım. Ondan sonra gün içinde ne iş çıkacağı belli olacak. Bu arada şu an çektiğim kamera telefon değil, GoPro. Arada bir fark görüyorsanız onu da yorumlarda belirtirseniz bir sonrakilere ona göre bundan çekmeye dikkat edeceğim. Yemleme ile ilgili çok fazla soru soran arkadaşlar var. Şimdi onunla da ilgili bir çalışma yapacağım. Şu an biraz yoğunluktan dolayı çekemiyorum. Yani pat diye de bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben daha önce de söyledim. Yemleme ile ilgili çok karışık bir mevzu. Onu böyle şunu şunu verin demeyle olup bitecek bir şey değil. Ha besli, düve, şunlar kuru hayvanlar normal. Onlar kolay. Onları muhtemelen bu hafta içinde rasyonları paylaşacağım. Ama sağmal inekler için rasyon öyle kafadan hazırlanacak bir şey değil. İneğin laktasyon günü, kaç doğum yaptığı, gebelik durumu vesaire bunların hepsi göz önüne bulundurulması gerekiyor. Ben yine kendi yaptığımız inek rasyonundan da o videolarda orada burada da bir çöp çukurumuz var. Çöpleri buraya atıyoruz. Burada ateşe veriyoruz, yakıyoruz. Burası dolduktan sonra burayı kapatıyoruz, yan tarafa açıyoruz. Bu şekilde sürekli devir daim yapıyor. Yaklaşık 3-6 ayda bir değiştiriyoruz çukuru. Burası demir atölyemiz. Genel muayene diyorum. Genel kontrolü yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu. Buzağının kulaklarına odaklanmanız gerekiyor. Kulaklar eğer aşağıdaysa şunun gibi. Bunun hasta olduğunu zaten biliyorum. Kulaklar bu şekilde aşağıda olmayacak. Şöyle yukarıda olması gerekiyor. Bunun yine yani ortada olması orta derece hasta gibi bir şey diyebilirim. Kulaklar aşağıda tam inikse o buzağı hastadır. Acilen müdahale edilmesi gerekir.
Bu da aynı şekilde. Bu her ikisi de zaten hafif bir ciğer problemi geçiriyor. Ondan dolayı böyle yaraya indirmiş durumda bayrakları. Şöyle robotu da kontrol edelim. Gözükmüyor ekran. 3 tane içmeyen buzağı var diyor. 2 numara 2,5 kilo içmemiş. 3 numarayı yarısını içmiş, yarısı kalmış. 1 litresi kalmış yani. Sadece 1 numara da içmemiş. 1, 2 ve 3 numara sütünü içmemiş şu an. Bunu şimdi vermeyeceğim. Yeni bir eleman getirdik. Ona da gösterdim. Elemanın yapıp yapmayacağını kontrol edeceğiz sadece. Ya vermediği zaman öğlene doğru biz kendimiz vereceğiz. Vermezse tezkeresini almış olur. 3 oldu. 3. öğretişim. Birini unuttu. Bunu da unutmamasını umuyoruz. Arkadaş da şu an gurudaki ineklerin yemini veriyor. Fakir senin ha. Neymiş adı? Bedia. Bu da Behiye. Kızım. Kalkma kalkma kalkma, ben gidiyorum, kalkma. Şimdi kahvaltı pastını falan geçtik. Bugün bu bölümde iki tane topalımız var. İkisi de ihtiyar. Normalde bakımlarını yapmayacaktım son seneleri diye. Yine de baya bir yürürken zorlanıyorlar. Onun için ayaklarına bakacağız. Birisi bu. Birisi de herhalde şu sağıma götürdüğü inek. Tırnakları falan uzun değil ama sağ arka ayağında biraz topallama var. Onun için bakacağız. Bu da Eloş'um. Eloş. Gel şöyle seninle bir selfie yapalım. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi ver kameraya bir öpücükler, gidelim. Arkadaşımız geldi. Hayvanımızı alıp bakacağız. Buket. Ne yapıyorsun? Buket'in de ayağına 3 gün önce bakmıştık. Bir bakalım iyileşmişse onun da bandajını açacağız. Buket bir yürü de endamını görelim. Gördüğünüz gibi topallıktan eser yok. Buket hadi lan. Hadi lan, hiç yürümüyor da. Aynen öyle, düzelmiş. Buket'in de bugün bandajını açacağız. Şimdi 140 orada. Ben oraya ayarlıyorum, sen oradan al gel. Ne? 140 orada bak, siyah olan. Şu gider mi? Siyah olan, hayır, onun önünde sağ tarafta siyah. Diğeri de şu. Zayıf zaten belli. Şimdi tırnak kısmını çekmeyeceğim, çok fazla uzuyor. Bir de çok fazla aşırı gereksiz detay oluyor. Düzenlemekte falan sıkıntı yaşıyorum. Bir giriş bir çıkış yapsam yeterli bence. Tırnak için ayrıyeten farklı videolar çekeceğim bilgisayar geldiği zaman. Hayvan gelsin. He? 140 140. Daha önünde. Aha ha. Hayır. Emin misin? O zaman şudur. Allah Allah. Ama. Ha, oradan çıkmış oraya gelmiş. Bak sol arka ayağını basamıyor doğrusu. Sağ arka değilmiş, sol arkaymış.
Gidiyor. Sen girme, girme, girme. 86 girme ya. Çekil hele şuradan. Hadi kaçırdı. Neyse biz hayvanı alalım, içeride gösterdim. Ya inanmazsınız, yarım saatte ineği aldık. Normalde sadece topal ayak için aldım ama ön ayaklarda da uzama var, onlara da bakacağız. Bu arada tramvayı yüklüdür gösteriyorum ama videosunu paylaşamadım bir türlü, o videolar hep çöp oldu. Buradaki tramvayı değiştirdik. Tamamen demeyelim de yarı otomatik yaptık diyelim, şöyle indirip kaldırmada artık biraz daha rahatız. Bu ayak toparlıyor. Şurada zaten işlevler maddimiz var. Önce bir ayağı bir güzel temizleyeceğiz. Ondan sonra dermatiti ilaçlayıp bandajlayıp bırakacağız. Pek bir işi yok gibi ama bunu bitirdikten sonra diğer 3 ayağa da bakacağız yani. Şimdi bir öncesi sonrası gibi olsun. Çekmeye kalkarsam en az yarım saat 45 dakikalık bir işi var. Onun da sebebi tırnak çok fazla uzun. Uzunluğun hepsini almam gerekiyor. Şimdilik bir şipşak yapalım, sonunu göreceksiniz. Topal olan tırnağın kesimini yaptık. Şu tırnak arasında hafif bir yara var, dijital dermatit. Onun dışında pek bir sorunu yok. İlaçlayıp diğer ayaklarına geçeceğim. Zaten diğer ayaklarla herhangi bir topallama hastalık yok, sadece kesimi yapılacak. Onun da durumu bayağı kötüydü uzama açısından. Şu an güzel yani, bir bakımla bitecek gibi. O az önce ilk başta gösterdiğim hayvan gibi. Bandajı saracağız, 3 gün sonra bandajı açtığımızda bir şey kalmayacak. Şimdi oynayan ayağını bitirdik. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Hatta şöyle yine de göstereyim. Sol arka ayağıyla işimiz bitti. Veteriner geldi. Hocamız yani. Bir 25 tane böyle gebelik kontrolü var. Onları yapmamız gerekiyor. Onun için önce onun işlerini halledeceğiz. Ondan sonra birkaç tane daha tırnağımız var. Gidip onları halledeceğiz. Şimdi içeride özel bilgiler olduğu için gösteremiyorum. Gebelik kontrolleri 16 taneymiş, çok da değilmiş. Şu 16 tane 40 gün üzere ineğimiz var. Düve, jersey, inek karışık, bunların gebeliğine bakacağız. Peki. Şimdi şöyle listemiz hazır. 5 tane düve var şurada. 4 tane jersey var ama bu 4 jerseyin şu alttaki 2 tanesi kesinlikle. Yani 5 tane tohum attık, tutmadı. Son olarak danaya çektik, boğaya çektik. Elimizde jersey boğa yoktu, bir de hoş tane boğaya çektik. Tutmuşsa belki boğadan tutma ihtimaline karşı son bir gebeliği yapılacak. Tutmamışsa zaten kesimliklerin içine ayrılacak. Sütleri zaten düşmeye başladı. 400 gündür sağlıyorlar. Onun dışında 2, 4, 6, 7 tane de inek var. Bir de onlara bakacağız. Düveler hazırda kilitteyken önce düvelerle jerseyleri aradan çıkaracağız. Ondan sonra ineklere geçeceğiz. Böyle kilidin kolunu kaldıralım. Bunu bazı arkadaşlar bilmiyor, onu da göstereyim. Şimdi şu kol inekken şunlar aşağıda oluyor ve inek girdiği zaman kilitlenmiyor. Yani inek istediği zaman girip çıkabiliyor. Ama şunu yukarıya aldığımız zaman bu yukarıya geliyor. Bunu böyle açıyoruz. İnek kafasını sokup kafasını aşağı eğdiği zaman tap bu böyle buraya kapanıyor ve inek sıkışıyor. Daha önce görmeyen arkadaşlar var, yorumlarda görüyorum. Onun için anlattım. Gördüğünüz gibi mesela bununki kilitli ama bunu da mesela bireysel kilidini kapatmadıkları için çıkmış. Şunlar mesela bireysel kilit. Bu tarafa çevirdiğiniz zaman kilitler kapalı bile olsa hayvan sıkışmıyor. Bunu böyle yapmamız gerekiyor. Düvelerin de kolu buradaydı. Bunlar ağzıyla sürekli bu kolu kaldırıp kendilerini kilitledikleri için cıvata taktı. Hadi be. Ya bunlar sıkıştı.
Yaşa. Bunlar çok şiddetli yeme girdikleri için şöyle atla zıplatıp bunu bu tarafa atıyorlar. Onun için kilitleri kaldırırken bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi hepsinin kilide girmesini bekleyeceğiz ki zaten çoğu kilitte. Hocamız da ultrasonu alıp geliyor. Bu iki tane jerseyde mıknatıs attırmayı yutturmuştum. Onu da halledeyim aradan. Aa, gitti. O da gitti ya. Bunları mecbur içeride tutup o şekil yapacağız. Bir saniye. Bu. Tamam, orada buzaz. Bu birinci gebe. Birisi orada kaçak. Onu birazdan alacağız. Biri bu olması lazım. Evet, biri de bu. Bu arada bir tane de jerseydi orada. Gebelikten sonraki işimiz de aşağı yukarı belli oldu. Bununla buzağını size göstereyim. Ondan sonra genel bir görüntü gösterdim. Yani hangi kaç tane gebeyse onu gösterdim. Zaten 16 tane gebelik var. 2 tanesi kesinlikle. Ona garanti vermiyoruz. Diğer 14 taneyi gebe diye düşünüyoruz. Eline koluna sağlık. Ama hangisi bilmiyoruz. Yavrusu nerede lan? Bu biraz sıkıntılıydı bakalım. Ben de göremedim. Şunu çağırsana şu 181'e. Oradan doldur ya, yerde var. Nerede? Heh, bak burada. Heh. Gözlükte. Şu tamamdır. Şimdi şu diğerlerine de bakalım. En sonunda bir genel kontrolünü gösteririm. Böyle bir güzelliğimiz oldu. Bir şeye benziyor. Nereye kalkıyorsun? Dur kızım, kalkma sen. Erkekmiş. Maşallah. Ne oldu, senin mi? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bir tane daha doğuracaksın gibi duruyor ha. Yok ya, bence yok. Zaten biz işimize bakalım. Doğuracaksa doğurur. Şimdi 4 tane düve, 5 tane düve vardı. Bir tanesi boş çıktı. Ve o gebe olması gereken bir düvemizdi. Maalesef o da kesinlik olarak ayrılacak. Şimdi kalan diğer şeylerimize bakacağız. Ondan sonra ineklere geçeceğiz. Tamam. 4 tane jerseyimiz de gebe. Kesimlik dediğimiz 2 hayvan, boğaya çektiğimiz jerseyler de gebe kalmış. Onlara 4'er tane suni tohum attık. Tutmadı. En son kesime ayırdık. Son bir danaya çekelim dedik. Denedik. Boğadan tuttu. Biri bu. Kesimlik diye ayağına da bakmalı hayvanın. Papaz gibi geziyor ortalıkta. Şimdi onun ayak bakımını da bu hafta içinde yapacağız. Şimdi geçiyoruz ineklere. Şu ana kadar bir tane boş düvemiz var. Geri kalan jersey ve düveler gebe. İnekler de bitti. İneklerin hepsi gebeydi. Şu an sadece bir tane düvemiz boş çıktı. Onun dışındaki bütün hayvanlar gebe. Bu arada ben böyle tutuyorum. Hocamız da oradan gebeliğini yapıyor. Bu inek biraz akıllı. Kızım. Adın ne senin? İsmi burada yazmıyor. Büyük ihtimal bilgisayarda yazıyor. Hadi bay bay. Senin de iyi bak. Tamam mı? Hepsi gebe. Ha, 77 kaldı pardon. Bir tane kaldı. O da kesin gebedir zaten ya.
O da şu an sağlıyor diye almadım. Şunu da bitirip doğum yapan Jersey'e gideceğiz. Bunun bakın bunun kafasını görüyor musun? Yan yan bakıyor. Su. Bunun adı Su. Bunun beyninde sıkıntı olduğu için böyle yan yan bakıyor. Ama hayatını hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor. Sadece kafası böyle yamuk duruyor sürekli. Hepsi gebe çıktı. Sadece şu 1096 güdüvemiz boş çıktı. O da kaç yaşında biliyor musun? 19 aylık. Yani günü geçmiş sayılır artık. Bunu şöyle gebelik kontrolü diyoruz. Döllenmeyecek olarak işaretleyip kaydediyoruz ve kesinlik olarak ayırıyoruz bunu. Diğerlerine de full normal gebelik diyoruz. Şöyle direkt hepsini işaretleyip gebelik kontrol ediyoruz ve gebe olarak geçiyoruz. Şimdi buzağa geçeceğiz. Tam buzağa gidelim derken iki tane kızgın hayvan çıktı. Önce gidip onlara bakacağız. Muayene edeceğiz. Akıntıları temizse tohumlamasını yapacağız. Onun muayene kısmını falan hepsini tam olarak sizle paylaşacağım bu sefer. İyisi kötüsünü görmüş olursunuz. 118 ile ikisi de mi girdi? Ha vallahi şansım var var ya. Bu kadar eziyetten sonra bu ikisinin böyle girmesi biraz mucize oldu. İkisi de simenter zaten. Dün akşamdan oynaşıyorlardı, biliyorduk bugün kızgın olacaklarını. Sabah geldiğinde geçti diye tahmin ettik ama tekrardan kızgınlıkları gördük. Sizi çekmiyor hocam, kafanız gözükmüyor. Hocamız gözükmek istemiyor fazla kameraya. Ama tokanızı göstermem lazım hocam. Kemer tokası. Bu titreşim olayı bu kamerada herhalde düzeldi diye tahmin ediyorum. Bak şu an telefonu böyle unharca sallıyorum. Aradaki farkı görmüş olur. Telefonu diyorum da, o kamerayı. Alışmışım sürekli kamerayla çekim yapmaya. Telefon. Telefonla. Devreler tamamen karıştı. 113 değil mi doğru? 113-122. Şanslıyız bugün. Tabi o 181 numara o dışarıdaki düvenin koşturma kısmını geçersek azıntısı temiz ve güzel. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şekilde leke yok, pislik yok. Fark. Ve bu muydu, bu muydu? Ha buymuş. Bu 25 numara meşhur sürekli kızgın hayvanımız. Bu daha önceki doğumda muhtemelen rahmi çıkmış. Bu şekilde dikmişiz. Bunlar hep dikiş izleri. Ama yanılmıyorsam bu halde bir tane doğum yaptı. Yani bu ilk doğumlarından kalan izler. Ondan sonra gebe kaldı, tekrardan doğum yaptı. Rahmi çıkıp gebe kalmış. Öyle kolay değil. Deli. Özge. Sen hep böyle yapıyorsun bak. Bunun herhalde geçmiş. Bu 122 idi değil mi? Akşam geceden kalandı bu. Büyük ihtimal geçmiş olabilir. Artık
Ton 8 göstermeyelim artık yeter. Akıntı gelirse gösteririm. Sabahtandır elektrik yok, jeneratör çalışıyor. Uygun değil mi? Bununki geçmiş. Kızgınlığı geçmiş durumda. Şimdi kızgınlığı da şunu da belirteyim. Sadece akıntıya bakarak bu tamamdır tamamlanacak derecede diyemeyiz. İçeride rahmin durumuna bağlı olarak da bir muayene edilmesi gerekiyor ki onunla baktık yani iyiydi durumu. Yani hocamız o akıntıyı çıkarırken aynı zamanda onu da kontrol ediyor. Hayvanların hepsi bokun içinde ölüyor. Bakın. Arkadaşlarım bazıları böyle diyor ya. Sürekli hasta hayvanların videolarını izlediklerinden beyinleri de hasta olmuş onların. Tohum tankını alıp o ineğe de tohum diyeceğiz. Şimdi tohumlama yaparken özellikle 38 derece suda çözdürüyor tohumu. Şu an içinde 37,5 ile 38,5 arası diyebilirim. Neyi? Hayvan numarasını biliyorsun değil mi? Biliyorum. 113. Tohumumuzu yerleştirdi. Ben hemen önden gidip kuyruğu kaldırıyorum. Bu süre zarfını biraz kısa tutuyoruz. Yani tohumu çıkardık. Pistole kılıfına koyduğumuzda hemen hayvanın sıcak tenine buluşturmamız lazım. Şimdi diyeceksiniz, bizim hocalarımız veya veterinerlerimiz bunlara çok fazla dikkat etmiyor. İşte tohumu hazırlıyor arabada, yavaş yavaş yürüyerek geliyor. Bunlar daha önce de bahsettiğim gibi ihtimaller hep. Yani yüzdelik kısımda tutma oranını arttırıyor. %1, %2 bile olsa ihtimaldir sonuçta. Yani bazıları mesela suyu çok fazla derecesine özen göstermiyor. Eliyle ölçüyor. Bazıları 100 metre, 200 metreden tohumu hazırlayıp ineğin yanına geliyor. Böyle boylu boylu cihazlar. Keyif bir şey yoktur bence ya. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum da. Şurada bir tane uzanan hayvan var. Keyif yapıyor herhalde. Muhtemelen şimdi giderim yanına. Keyif yapıyor. Hatta bir ara bir arkadaştan şunu bile duydum. Tohumlamayı hazırlarken hiç suyu bile kullanmadan direkt donmuş tohumu pistoleye koyup kendi vücut ısısıyla ısıtıp ineğe atanı da gördüm. Olmaz diye bir şey demiyorum. Bunlar sadece ihtimalleri düşürüyor. O da adamın deneyimine bağlı. Tamamdır, tohumlamamız da bitti. Şimdi buzağa geçeceğiz. Hocamızı uğurlayıp buzağa geçeceğiz. Şu ineğe bakıp geleyim hemen. Burada bir tane inek boylu boyunca uzanıyor. Ne olduğuna bakmamız lazım. Meşhur 116. Onun bir memesini kaybetmiştik. Merhaba bayan. Kalkabiliyorsunuz mu? Bir sorunuz var mı? Bir sorunum yok diyor. Tamam. Hadi güle güle. Bak burası çamur. İnekler burada yatıyor ya. Bak, kul çamurun içinde. Burayı temizledik de bitiremedik bir türlü. Fabrika gelip gübreyi almıyor. Şu anda da ekinler yeni ekildiği için dışarıya da atamıyoruz. Ama ineklerin bir seçeneği daha var. İsterlerse gelip burada kuru yataklarda yatabilirler. Bu sünger
yumuşak bir zemin. Ama onlar bu çamurda yatmayı tercih ediyor çünkü o daha rahat. Şimdi buzağa geçelim. Gidelim mi buzağı almaya? Doğum yapana. Ne zaman hazırlan bu? Hasandır, hasan. Drone görmüş köylü gibi, ne bakıyorsun? Drone görmüş köylü bir kamera gördü, ne zaman aldın ama diyor. Umarım açıyı doğru yakalamışımdır. Şu an kafa aparatına geçtim. Daha rahat hareket edebilmek için. Buzağı da maşallah kalkmış, annesini yalıyor gibi duruyor ama. Arıyor. Kızım bekle, yavruna iğneyi yapayım. Dur kızım, dur. Tamam, dur. Tamam. Direkt kaldırıp götüreyim ya. Enjektörü şu şekilde imha edebiliriz. Cebime koyuyorum şu an. Böyle buzayda kucakladığımız gibi. Götüreceğiz. Önce şuradan dışarı çıkaralım. Dur ya, dur, ayağını kıracağım, dur. Bak, adamı çağırdım. Bak, orada sigara içip beni izliyor. Çayını bitirmeye çalışıyor. Ben burada iş aşıyı yaptım. Buzağı aldım, götürüyorum. Çekiyorum. Yok, ben götürürüm. Sen kapıyı aç. Hazret, geliyorum. Arka kapıyı. Şu arka köşedeki kapıyı aç. Ben geliyorum. Emzirme kısmını buzacı yapacak. Onun için maalesef göremeyeceksiniz. Ben şu an aşısını yaptım. Kaydını yapıp yemeğe gideceğim. Kahvaltı bile yapmadım. Şu anda öğlen saati geldi. Adı bugün pazar. Fazla bir iş olmaz dedik. Ama maşallah bir ton iş çıktı. Bir arkadaş ciğerse sütüyle normal süt arasındaki yoğurt yapıp farkı bakar mısın demişti. Onu da yakın zamanda çekeceğim. Hatta müsaitlik olursa bu akşam çekerim. Muhtemelen 1-2 gün içinde de paylaşırım. Şu an çok aşırı rüzgar var. İnşallah kamera sorun yaratmıyordur. Kendine doğru aç. İnek daha yeni buradaydı la. Nere? Ha, şurada. Kızım. Hadi yürü. Aç kapıyı, aç. Hadi kızım. Uzası erkek. Numarası kaç? 368. Tamam, ben doğumunu yaptırıyorum.
Ondan sonra sağımı alıp ağız üstünü çıkarız. Merhaba fıstık. Şimdi bilgisayarda kaydını da yapıp her an onları teslim edip gideceğiz. Şöyle defterimiz var. Önce defter kaydını yapıyoruz. Bu arada biri uzaktan bilgisayara bağlanmış. Kontroller yapıyor. Mouse kendiliğinden hareket ediyor. Şimdi burayı daha önce söyledim. Yine de yeni izleyenler vardı diye söylüyorum. 22 bu senenin 2022 anlamına geliyor. 222. buzağımız doğdu. Yani 2022 yılında 2022. buzağımız doğdu. Pardon, 222. buzağımız. Anne numarası 368. Şurayı mecburen, artık kim bağlanmışsa mecburen önünü kapatacağız. Bugünün tarihi 20.11.2022. Bu arada yaklaşık 3 gündür doğum olmuyor. 368. 68. Şöyle. Anne numarası 432. DK 432. 032 5248. Daha sonra defterle işimiz bitiyor. Cinsiyeti de yazıyoruz tabi. Erkek. Buzağlama diyoruz. Buradan herhangi bir şey işaretlemiyoruz. 22-222. Buzağı. Küpe numarası 5248. Şu anda devlet küpesi takılmadığı için annesinin son 4 rakamını yazıyoruz geçici olarak. Cinsiyet erkek, kaydet diyoruz. İsmini de verirken devlet küpesini taktığımız zaman da veriyoruz gerçek adını. Şu anda doğumunu yaptırdık. Sağma hazır durumda. Şimdi o sağım kısmını memede paslayıp ağız sütünü buzağcıya paslayıp gidiyoruz. Yemekten sonra bandajlar açılacak birkaç tane. Onlara bakacağız. Onun dışında şu an aklımda pek bir şey yok. Mehmet! Tamamdır. Öğlenden sonra görüşmek üzere. Şöyle öğle molasından çıktık. Yine bir buzağlara göz gezdireceğiz bir problem var mı diye. Bu arada öğlen beslemesini yaptılar. Çok keyifli durmuyor ya sabahtır. Çok fazla gözüme çarpıyor. Neyin var lan? Mahmut. He? Bir şeyin var mı? Bir şeyin de yok gibi. Ama hep sarhoş gibi yatıyor. Bir şey yok gibi ya. Bu içmemişti. Bunun iğnelerini yaptım. Keyif falan yerinde. Onun için ek bir şey yapmayacağız. Buzaları 9'da, pardon saat 10'da besleme yapıyor. 10'da beslediği sırada o buzağı içmemişti. Yeni doğan buzağımız keyif yerinde. Karnı doymuş yatıyor. Fıstık. Şimdi elemanı ben aradım. Önden şu inekleri kilidi aldırdım. Bunların aşısı var. Anne karnında yaptığımız aşı. Hem düvelerde hem jerseylerde hem de bunlara karışık olarak 10 tane hayvan var. Bunları ben program halinde yapmışım. Şimdi size de göstereceğim. 6 aylık programlar çıkarıyorum. Direkt bilgisayar başında daha iyi gözüküyor. Çamaşır makinesi uçacak.
şöyle 6 aylık periyottaki bütün doğumları Excel'e aktarıyorum. Tahmini doğum tarihinden baz alarak 15 gün arayla birbirine yakın olan doğumları seçiyorum. Ona göre bir liste oluşturuyor otomatik olarak. Bu listeye göre de aşılamamı yapıyor. Örneğin bugün 20'si, 20-11'de 10 tane iğnemiz var. Bir sonraki iğne 27-11'de. Bir sonraki parti yani. Şimdi bunları not alıp gidip hemen iğnelerini yapacağız. İşimiz kolay olsun diye alfabetik sırayla alıyorum küpeleri. 3 tane düvemiz de son 60'a geçecek. Aşımızı alıp gidelim. Zaten sürekli sadece o aşı için kullanılan problem olmayacaktır. Buz aşısı sürekli kullandığımız bir şey olduğu için aşağıdaki buzdolabına koyuyoruz. Tabi onunla onunla götürüyorum aşağıya. Ama diğer aşılar yukarıdaki dolapta. Sadece aşıları koyduğumuz dolapta. Çünkü sürekli dolabın açılıp kapanmaması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde aşıların bozulma riski var. İçeride bir işimiz var mı? Yok, listemizi aldık zaten. Şöyle bir de kalemimizi alalım. Sabahtan beri de elektrik yok. Güç kaynağı çalıştığı için ışıklar sürekli sinyal veriyor gibi. Yanıp sönüyor. Güç düşüp arttığı için böyle bir sıkıntı var. Yaklaşık 4-5 saatten fazla oldu elektrik yok. Burası hurdalık. Plastik çöpleri falan burada biriktiriyoruz. Plastik demir çöpleri burada biriktiriyoruz. Hurdacı gelip alıyor. 2-3 aylık periyotlarda. 2 cc uygulayacağız. Şimdi önce hali hazırda kilide girmiş olanları aradan çıkaracağım. Daha sonra eğer dışarıda varsa mesela 131 numara burada kilitte alıyoruz. Enjeksiyonumuzu yaptık. Bir tane gitti. %66 yok, 31 yok, 180 yok. Bu bölümde yok. Şurada 0.9'lar. Şunlar direkt 10'la başladığı için direkt gözümü kaydırıyorum. Şurada 0.997 var. Sevda. Çizimi atayım. Şu an elemanlar öğlen yemeğinde. Ben biraz erken çıktım. Bir tane inek düştü dediler. Çıktığımda bir sorun yoktu. Kalkmıştı kendiliğinden. Çıkmışken de bir daha girmek istemiyorum. Bu da tamam. .972 ve .993. Sen kimsin? Düveler küpesi düştüğü zaman çıldırıyorum ya. Şimdi kim olduğunu nereden bileceğim bunu? Memeleri sarkıtmadıysa, bu tür küpesi belli olmayan hayvanların da memesine bakıyorum özellikle. Meme bırakmadıysa zaten aşı yapacağım hayvanlardan değil. Ya git! 72.0993. Eğer mesela yavru atan, yani bu listeyi ben 6 aylık hazırladığım için mesela arada yavru atan vardır. Hala o listede kalıyordur. Bir doz arttığı zaman bunu dolaba koyamıyorum. Böyle küpesiz hayvanlara yapıyorum. Hiçbir zararı yok. Tam aksine yararı oluyor. Hem de o hayvan aradan kaçmamış oluyor. Şu an bu 0.975. Kızım. Sakince yanaşacağınız. Dur kızım, dur. Dur kızım. Şöyle enjeksiyonu yapacağınız. 0.972 pardon. 0.993 kaldı. Biz ona yanlış yaptık. Bu 0.975'ti. Neyse sorun olmaz.
0972 şuya atanmış. Umarım bir doz artar. Yoksa gidip bir de önden alacağız. Tamam, 0972'yi yaptık. Zaten çizdik üzerinde. 0993 kaldı, o da şu. Mümkün mertebe kasçı enjeksiyonlarda boynuna yapın. Ki bu aşı zaten boynuna yapılıyor. Ve hayvanın arkasındayken yaptım. Bu da tamam. Umarım kamera açısı iyidir. Bir iki defa kontrol ettim ama 52 numara burada, 63 orada, 106 orada. Sen mümkün mertebe o hayvanla alakanız yokmuş gibi yanaşacaksınız. Ondan sonra bir depar enjeksiyon, tamam. Ona yap. Bu da manyak Deniz, biliyorsunuz zaten. Deniz, senlik bir işim yok kardeş. Kaçtı. Deniz, çamurlu alanda birbirimize heder etmeyelim. Sen o kili de gir. Anlaşalım. Aşımızı yapalım. Ha? Ama bozuk kili de girdin. Tamam, sıkıntı yok. Orada bekle. Tamam Deniz, bitti seninle işin, bitti. Kaçmana gerek yok. Şimdi ona yanlış yaptık ya, bir dozluk. Eğer eksik çıkarsa tek dozluk elimde var. O bir dozu gelip bunu kalan son hayvana yapacağım. Bu da tamam. Son jerseyler kaldı. Durumlarda elemanları beklemeyi sevmiyorum. Ki zaten işimi daha da zorlaştırıyorlar. Hayvanı daha çok ürkütüyorlar. Ama şu an ben hayvan yanında normal geçiyormuş gibi yapıp çat iğneyi yapıyorum. 48, 49, 66 yani 348, 349, 366. 48, 49, 66. Umarım kilitlesinizdir. İhtiyacımız yetmeyecek gibi. 48 burada. Kilitli olsa böyle kolay ama diğer türlü de spor yapmış oluyor, sıkıntı yok. Kırk dokuz kilitli de değil. 49-66. 66 orada, dibinden geçmişiz. Şimdi 49 var mı? Belki erken doğurmuştur. Bilemeyiz. İşte bir kontrol yapayım, ona göre tekrar aşıyı gidip alayım. Aynen şuradaki hayvanımız. Gidip tek dozluk alıp onu da yapacağım. Aşı işim de bitmiş oluyor. Ama bir buzağların aşılarını kontrol edeceğim. Buzağların aşısı eksik olabilir. Şu aşağıdaki buzağların aşısını yapmadık diye hatırlıyorum. Hatta şuradan gidip önce bir küpelerini kontrol edeceğim. Manyak buralarda yine bana gelir şimdi, bulaşır. Ondan korkuyorum şu an. ...13, 15, 22. Tamam, aşağı yukarı. Serisi önemli olduğu için net küpesi önemli değil. Ben seriye göre aşıları yapıyorum. Tamamdır. Şimdi şunu da halledeyim. Buzağı aşısı olursa eğer onu da kayda alırım. Yoksa zaten eleman geldiği zaman birkaç tırnak işim var. Onları halledeceğim. Onları da kaydetmemeyi düşünüyorum. Duruma bağlı ne yapacağım. Şu anki ön planımda kayıt yok orada.
gençler keyfiniz yerinde, hafif böyle kapalı yağmur havası olduğu zaman ineklerin de hoşuna gidiyor. Şimdi buzağlar için de şöyle bir liste hazırladım. Yine bunu da ben kendim yaptım. Otomatik olarak veriyor. Şuraya yanlış yazmışım. Otomatik olarak veriyor. Doğumları buraya giriyorum. Küpe numaralarını falan buraya giriyorum. Buradan otomatik olarak, şimdi bu aşıların tekli dozları olmadığı için böyle bir liste hazırladım. Beşli doz var. Hibraboyus'in, Sommi'nin de onlu dozları var. Onun için 5 tane buzağı olduğu zaman 5'li bir uyarı veriyor, 10 buzağı olduğu zaman 10'lu bir uyarı veriyor. Bu şekilde partili halde yapıyorum. Bir sonraki 21 gün sonra farklı bir uyarı veriyor. Onlara bir daha yapıyorum. Yani bu şekilde otomatik ayarlamışım. Tarihleri otomatik kendi veriyor. Bugün 2 partinin var. Bir Somni 10 tane buzağı, bir de 5'li Hibraboyus yapılacak. 23'ünde yine bir partinin daha ikinci dozu var. Onun dışında yarın 2 tane intranazal dediğimiz burundan yaptığımız aşı var. Şimdi bunları ben kağıda yazdım, elemana verdim. Aşıları gidip yukarıdan alacağım. Kalan son 359 numaranda aşısı yanımda. Bekle, yukarıdan bir tane aşı alıp geliyorum. Bu az önce bir tanesine yanlış yaptık, fazladan bir hayvanımız eksikti ya, onun için aldım aşı. Bu şekilde tam ikisi ise. Şimdi bir tane bovis ihtiyacımız var. Bir tane de nazim ihtiyacımız var. Aslında bunlar, pardon, nazim değil. Somni. Şu. Bu da 10 dozluk. Bunlar buzağların. Bu da o kalan ineğe. Bekle, şunu ineğe yapayım, öyle kal. 2 dakikamı almaz. numaraydı. 59 muydu? Hatırlamıyorum. Hemen bir dışarıdan bakacağım. Aşağıdan ekrana bakmayın. Ben video paylaşıyordum, o tamamen reklam gibi bir şeydi. Şöyle uzaktan bağlantı kurup bilgisayardan kontrol sağlayabiliyorsun. Bu bizim listemiz değil. Ha, buradaymış, aynen. Doğru, liste değilmiş. Şuradan 349'muş. Şu 48'e yaptık zaten. Arkadaşa dedim jerseylerinkini açma. Sağ olsun, onu da açtım. 349'u bulacağız. Neredesin lan? Bir sakin olun. Kimseye dokunmayacağım. Bir taneniz bana lazım. Muhtemelen şu köşeye saklanıyor. Burada da gübre var diye yanaşmak istiyorum. Aynen öyle bu. Yani çok güzel. Şöyle bitti. Bu kadar. Tamam. Sakin ol, artık bitti. Şimdi buzağlara geçeceğiz.
Gel gidelim. Şimdi bu ayrı bir aşımız, bu ayrı bir aşımız. Bu direkt bu karıştırma olduğu için önce bunu yapacağım. 10 dozluk. Daha sonra diğerine geçeceğim. 2 milim. Oradakilerin hepsi. Bak başlarını, hepsinin başı 99 zaten. Bize sonu lazım. Sonunu yazmışım oraya. Var mı? Tamam. Tut mesela buzağın üzerine çök. Bunu yanılmıyorsam ete. Deri altıymış, pardon. Unutabiliyorsun. Onun için üzerine okumak her zaman daha iyi. Bir daha tamam. Üzerini çiz, hayır tamam. Bir dahaki vuracağımızda bir daha gelir tutarız. Bu 38 yok. 19 vardı. 18 var. Yok. 19 yok mu? Yok abi. Tamam. 20 var mı? 20 de yok. 20 de yok. 50 zaten yok. Bunlar küçük. Bunlar yoktur. 14 var mı? Onu bırakmıştık. Yok, 14 de yok hacı. Tamam bak söylediklerim şey, son hepsi gerçi. Tamam doğru. Gel. Bu tarafa gel. 34. 34 yok. Ya bunda bir pislik var bak. Bu hayvan normal değil ha. Şşş. Huu. Senin var mı bir sıkıntın? Bana bir söylesene. Kalk bir aya bir de ayakta göreyim seni. İşleri var ama. Kaç o? Kulaklar havada yani çok. Aha şu an bir sıkıntısı yok. 31 var hacı. 31 var mı? Bak bunu var. Tut kafasına. Tamam. Bakayım bir listeye. Tamam aşağıya bakacağım. 17, 18, 22, 23, 25, 26. 44 mu en alttaki? En alttaki 44. 44 değildir o ya, 24'tür, yanlış yazmışım diş. 24 onu düzelt. Bunlar yok. Bunlar yok. Tamam burada bitti. 32 yok değil mi? Yok. Tamam. Aşağıdakilere geçelim. İki tane vurduk burada he? Aynen öyle. Tamam. Yirmi iki vardı değil mi? Ha var. Yirmi iki tamam. 24 var. 13 var. 13 yok. Emin misin? Var. Tamam. Su yok. On beş var mı? 15 yok. Tamam tut bunu. Kimdi bu? Bu 22. Tamam. Sen robot çalışıyor mu diye bak. Robot çalışıyor mu diye bak ekrana. 23 burada. 아마 dur oğlum. Ha ne derisi varmış ya. Tamam. Kim kaldı? Evet. 17 18 25 26 27. Tut kafasına çök hemen. 25 tamam. 15. Kim kaldı? 17, 25, 26, 18. 27. 26, 17, 27, 17, 18. On yedi.
Dışarı çıkma. Tut ayağı. Küfür yok. Tamam, tut kafasını. Şimdi diğer aşçıyı hazırlamadığımız zaman bunları bir daha tutacağız. Yok ya. Evet. 17 miydi bu? Aynen. 17, 18. 18. 26, 27. 18, 26, 27. 26, 27 bence yanlış yazdığım hayvanlardı ya. O küpelerde bir karışıklık olmuştu. 17, 18. 18, 26, 27. 18, 26, 27. Sakin kızlar. ...23 burada. Bırak gitsin. Bunlar büyük diye şu an bırakıyorum. Varsın şu küçük var mı? Jersey. Şu üçüne bakacağız. Bu zaten yaptığımız 21 bu. 21 yoktu değil mi? 21 yok. Yaptık mı ona? Evet. Yaptık ona. Evet. Tamam, muhtemelen onlar kulübede kaldı. Biz kaçırdık oradan. Şimdi gidip orayı bir daha kontrol edeceğiz. O diğer 3 buzağının birisi bir videoda paylaşmıştım, ölü dediğim o buzağı. Diğer ikisini de bulduk, şöyle göstereyim onları da. Birisi ikizin pardon erken doğan buzağı var ya, o 27 numara, biri bu. Geri döndüm, geldim, bunun aşısını yaptım. Birisi de şu simentermiş, gözümüzden kaçmış. O da 26 numara. 26, 27, 18 kalmıştı. 18 ölmüş olan buzağımızdı. 26 bu, 27 de o. Şimdi videoyu burada bitireceğim. Genel olarak fazla bir işimiz, başka bir işimiz kalmadı diyebilirim. Burada bir de diğer tarafta bandaj sardığım hayvanlar vardı 2 gün 3 gün önce. Onların bandajını açacağız. Bugün öyle bitireceğiz. Onun dışında bir iş yok. Zaten kaydı da yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah bu akşam sizlerle buluşmuş olacak. Bugün pazar. Bunu da burada söylemiş olayım. Videonun geldiği zamana ona göre hesaplarsınız. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.